Hoş geldiniz anne. Kahve yaptırayım mı size de, içer misiniz? Ben istersem yaptırırım. Sana afiyet olsun. Bana kasanın anahtarlarını ver Nejat. Hayırdır anacığım, bir şey mi lazım oldu? Öyle olmasa istemem Nejat. Takılar için mi? Bir yere mi gidiyorsunuz Azime Hanım? Yadigarı çıkaracağım. Yadigarı. Allah Allah. Nereden icap etti şimdi? Murat için. Hani şu benim dokunmama bile müsaade etmediğiniz meşhur elmas yüzükten bahsediyorsunuz değil mi? Evet, ondan bahsediyorum. Hayır, ben anlamadım. Yani Murat ne yapacak ki o yüzüğü? Evlenecek değil herhalde. Ay, bekçi gibi diktin beni başına Nejat. Ver şu anahtarları, artık işim var. Tamam anacığım, peki. Yine bir işler dönüyor ama hadi bakalım. Bu babaanne dedi ki, bu dedi çok büyük yalan dedi. Siz de dedi bu yalana dedi ortaksınız dedi. Murat dedi öğrenirse dedi mahvolur, sarsılır, ölür, biteriz dedi. Yani doğru demiş, bence de öğrenmesin. E şimdi biz bu kadın torununa yalan söyledik. O da bizi böyle hop diye af mı etti yani? He? Sizi affetmedi Emine teyze. Torunu için yapıyor kadın. Yok, bence hayat için de yapıyor. Yani ikisi de mutlu olsunlar istiyor. Bu arada hayat demişken kızı hiç aramadık bu saate kadar. Ne yaptı acaba? Ben seni giymeye layık değilim. Yalancın tekiyim ben. Efendim? Alo Hayat, neredesin? Gelinlikle konuşuyorum. Gelinlikle mi? Ne gelinliği? Kızım kafayı bozdun iyice. Murat benim için hazırlatmış. Ama sanki kefen giymiştim. Bir tabuta koymadıkları kaldı beni. Nefes alamıyorum. Ya, ay aman bir sus. Ne biçim şeyler söylüyorsun? Ne şekil sözler öyle? Hiç ağzına bile yakışmıyor. Oğlum. O kadar yakıştı ki. O kadar güzel oldum ki. Murat'ın bana bir bakışı vardı. Ne oldu? Hayat. Alo. Alo. Kız ses var mı? Sustu bu. Hayat. Allah kahretsin ya, gelinlik elimde kaldım. Neye dokunsam mahvediyorum.